Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rampage markasının Nova M4 olan modelli bir mouse ile birlikteyiz. Bu mouse gerçekten hem kablolu kullanabileceğiniz hem de kablosuz kullanabileceğiniz çok şık bir mouse. Öncelikle kutu yapısına şöyle bakalım. Zaten bildiğimiz Rampage'in kendi ile birlikte geliyor. Yan kısmında da detaylı özelliklerine yer verilmiş. Bu mouse'un en büyük avantajı 500 mAh'lik bir bataryaya sahip olması. Bu da gerçekten kablosuz bir şekilde kullandığınızda uzun süreler boyunca şarjının iyi gidebileceğini bizlere gösteriyor. Ayrıca yan tarafına baktığımızda gene burada RGB ışıkları, virus modu ve 7200 dpi'ye kadar kullanabileceğiniz seçeneklerle tarafınıza geliyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Ayrıca beyaz olması da güzel. Eğer beyaz bir setup'ınız varsa biliyorsunuz beyaz ürün bulmak gerçekten biraz zor olabiliyor ve bulduğunuzda fiyatları diğerlerine göre biraz daha yüksek oluyor. Hemen ürünün bir kutu açılımını yapalım. Şuradan zaten bandını bir sökelim. Bakalım hızlı bir şekilde açabilecek miyim? Ya bunlar niye kesilmiyor onu da bilmiyorum. Uzun uğraşlar sonunda açabildim. Ya bir de bak şunlar niye çıkıyor abi? Şunları bir yapıştırın be gözünüzü seveyim ya. Bu niye çıkar? Yani şunları hiç sevmiyorum anladın mı? <laughs> Neyse kutuyu hemen şöyle bir açalım bakalım bizi ne karşılayacak. Hemen böyle kutusundan çıkartıyorum. O bayağı kablosu güzel uzun bir kablo. Bu şarj etme kablosu bir ucu Type C, bir ucu da USB. Onu söyleyeyim. Ve içerisinden bakalım daha ne çıkıyor. Rampage'in için bir logosuyla arkasında gerekli bilgiler yazıyor ve garanti belgesi çıkıyor. Burada gene bu garanti belgesi olarak geçiyor. Hem de baktığınızda içerisinde nasıl kullanacağınızla ilgili bir şeyler yazıyor. Bakayım. Yo direkt garanti belgesi gibi bir şey bu bunu da kenara alıyoruz. Şimdi en önemli şey mouse'umuzu bir çıkartalım. Zaten direkt çıktı. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten şık bir tasarımı var. Bak onu söyleyebilirim. Şu kısımlar da güzel böyle tam böyle hani destek gibi elinizin kaymaması için. Altta bir açıp kapama butonu bulunuyor. Onu da şuradan göstereyim. Şu kısımda bir açıp kapatabileceğiniz buton var. Ayrıca ele oturuş hissiyatı da gerçekten güzel. Yani böyle tam elinizi kavruyor ve hızlı bir şekilde kontak kurabileceksiniz. Şurayla birlikte kaydırmamasını sağlıyor ve bu kısım yan tarafta da var. Pütürlü bir yapısı. Bu kameraya da göstermek istiyorum. Pütürlü bir yapıya sahip ve elleriniz buraya oturduğunda kaymıyor. Malzeme yapısına baktığımızda gerçekten güzel duruyor. Bunu bir hemen şarja takalım yani daha doğrusu gücünü verelim. Bakalım şarjı var mı? Evet, açıldı şu anda. Renkleri yanmaya başladı. Bak bu kameradan görün. Çok güzel böyle renkleri kamerada tam net belli olmuyor ama hani böyle çok cıvık bir renge sahip değil. En azından şuralarda şu alt kısımdan geçen renkler bulunuyor. RGB'ler çok abartılmamış. Küçük küçük yerlerden çıkartılmış. Bu kısımda var. Şu yanlarda var. O yüzden hani böyle güzel durabiliyor. Tabi karanlıkta bunu denemek daha faydalı olacaktır. Şu anda aşırı derecede stüdyo işi olduğu için çok görmeniz mümkün değil ama gene de göstermeye çalışıyorum sizlere. Bence abartılmamış bir RGB ışığı bulunuyor. Şarj kablosunu hiç açmayacağım. 1,5 metre diyebiliyorum ama gene de hani siz bakarsınız belki internetten ben de bulursam yazarım. Bu arada şarj kablosu böyle kalitesiz bir kablo yapısı değil. Güzel bir kablo hissiyatı var çok böyle nedandık ne çok kalitesiz bir kablo orta seviye diyebilirim. Onun dışında kutunun içerisi boş, farklı bir şey çıkmıyor kutunun içerisinden ve çıkan aparatlarımız da zaten bunlardı. Bir şarj kablosu bir adet, kitapçık bir adet, garanti belgesi, bir şarj kablosu ve mouse'un kendisi çıkıyor. Onun dışında da kutu içeriğimiz boş. Şimdi gelin bir bilgisayara takalım. Bakalım bilgisayarda nasıl bir hissiyat verecek ve direkt olarak hani kullandığım gibi oyuna girer gösteririm sizlere de. Şimdi karşılaştırma yapabilmek için Rampage'in diğer kullanmış olduğu mouse modeli bulunuyor. Bu da inceleme videosu var. Bu da masamdaki şu anda için Nova M4 olan modeli. Baktığında klavyemle birlikte gerçekten uyum sağladı ve hissiyat olarak çok iyi kayıyor. Var sadece dediğim gibi şu kısım birazcık bana Hani böyle ince geldi onu söyleyeyim. Onun dışında gerçekten ışık olarak, görüntü olarak şuranın tırtıklı olması elinizi kaydırmıyor ve iyice oturuyor. Bak bu da öyle ama buranın mesela bu mouse'umda herhangi bir pad bulunmadığı için burası direkt plastikten ışık çıkışı bulunuyor. Bunda birazcık el oturmayabiliyor ama bunda direkt elim oturuyor. Bak sesi duyabiliyorsun şu anda tırtıklı bir yapısı var ve şu anda klavyemi gerçekten uyum sağladı. Hızlı bir şekilde de tepki veriyor onu söyleyebilirim. Tıklama ses hissiyatına da bakalım. Güzel ben beğendim benden geçer bir not aldı ve şu anda güzel de masamda duruyor artık bununla devam edeceğim beyaza beyaz buradaki tuşla renklerini değiştirebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi renkler sürekli değişiyor birçok modu bulunuyor. Artık hangisini isterseniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ürünü bilgisayarda da taktık ve denedik. Gerçekten dediğim gibi bak şunu söyleyebilirim. Beyaz renk bir tercih sebebi onu baştan söyleyeyim. Şimdi benim mesela kasam siyah, ekranım siyah. Hani bütün setup'ım beyaz olsun isterdim tabii ki de. Ama yavaş yavaş dizmeye başladım. Klavyem ve mouse'um şu anda beyaz renk ama mouse'u çok fazla böyle hani biraz ince olduğu için oyunlarda ve montaj yaparken zorlanabiliyordum. Ama bu mouse'u ben şimdi kullanacağım. Klavyemle birlikte uymuş olacak mouse. Ve diğer ekipmanları da işte kulaklık Olsun, diğer ıvır zıvırlar olsun onları da beyaz dizmeye çalışıyorum tabii ki de dizebilirsem bunlar değişiklik gösterebilir. Ürünün teknik detaylarından birazcık bahsedeyim sizlere ama şunu söylemek istiyorum. Bazı internet sitelerinde 4800 DPI olduğu yazıyor. Bu işte TE ticaret sitelerinde ama Kutunun üzerinde 7200 dpi olduğu da gözüküyor. Artık bunu denemedim. Bunu siz denersiniz. Ben sadece sizlere tasarımı ve ergonomisi hakkında bilgi veriyorum. Şimdi geçelim teknik detaylarımıza. Öncelikle batarya kapasitesi 500 mAh şarj edilebilir bir bataryası bulunuyor. Ayrıca maksimum hızı 30 inç. Sensör tipi 3212. Algılama optik gecikme süremizde de 2 milisaniye. Maksimum hızlanma ise 10G olarak gözüküyor. Aydınlatması RGB. 7 7 tane tuş bulunuyor. 3 milyon tuş ömrü de tıklama sağlıyor bizlere. Ürünün boyutlarına baktığımızda ise 125'e 65 40 milim bir boyutu bulunuyor. Ve şarj kablosunun uzunluğu da 1.5 metre. Dediğim gibi bunu video başında söylemiştim. Ürün tak çalıştır şeklinde olduğu için tüm cihazlarınızda çalıştırılabiliyor. Dangle'ını taktığınızda bilgisayara direkt tak çalıştır mantığında herhangi bir program kurmadan ürünü çalıştırabiliyorsunuz rahatlıkla. Ayrıca dediğim gibi ergonomi olarak ve görüntü olarak benim hoşuma gitti ama dediğim gibi beyaz bir tercih sebebidir. İsteyen alabilir, isteyen hani almaya da bilir. Alt kısmı da güzel bu arada mousepadinizde iyi bir şekilde kayıyor Hani oyunlarda çok yüksek dpi olmadığı için belki sevmeyebilirsiniz gündelik işlerinizde kullanabilirsiniz veya e, rekabetçi oyun oynamıyorsanız onlar kullanabilirsiniz Onun dışında önerebileceğim bir Mouse açıklamaya link bırakıyorum oradan ürünü kontrol edebilir isterseniz alabilir veya inceleyebilirsiniz ürünü benden geçer not aldı Bence ürünün tek eksisi şu tıklamaları birazcık böyle Hani yani plastik yapısını beğenmedim. Hani diğer yerler güzel olmuş, şu üst taraf da güzel olmuş ama bura biraz daha yumuşak. Belki el ergonomisine göre üretilmiş olabilir. Onu bilemiyorum. Ama onun dışında şık, ışıkları da güzel. Zaten detay çekimlerinde şu anda karanlık bir ortamda da nasıl gözüktüğünü sizlere göstermiş oluyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz ürünler varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.